Merhaba, bu videomuzda KobiERP yazılımında bulunan yönetici konsolu ve işletme analizi raporlarını inceleyeceğiz. Programımızda sunulan bu raporlar, işletmeniz için gerekli tüm bilgileri ayrıntılarıyla sizlere sunmakta ve gerekli bilanço analizini yapmanızı kolaylaşmasını sağlamaktadır. Bunun için öncelikle raporlar sekmesinden yönetici konsoluna tıklıyoruz. Açılan yönetici konsolu ekranında genel durum sekmesindeki bankaların genel durumu alanı bizlere işletmemizin hem Türk lirası hem de döviz cinsinden borç alacak bakiyesini göstermektedir. Bu alanda diğer ilgili kısımların da borç alacak bilgilerini görüntülemekteyiz. Üst kısımda bulunan banka işlemleri sekmesine tıkladığımızda dilerseniz kendi belirleyeceğiniz bir tarih aralığı girebilir veya yukarıda bulunan periyotlardan birini seçerek banka işlemlerini listeleyebilirsiniz. Örnek olarak aylık periyottaki banka işlemlerimizi listeleyelim. Son bir aylık süredeki işlemlerimiz listelenmiş oldu. Daha sonrasında yazdır butonuna tıklayarak yönetici konsolu genel durum raporunu yazdırabiliriz. Belirlenen tarihteki banka işlemlerimiz bu alanda rapor olarak listelenmiş oldu. Yönetici konsolu genel durum raporu bu şekildeydi. İşletme analizi raporuna bakacak olursak raporlar sekmesinden işletme analizine tıklıyoruz. İşletme analizi raporu hem şubeler bazında hem de genel anlamda işletmemiz için bize bir rapor sunar. Tüm bilgilerin doğru olarak işlendiği bir KobiERP programı bu raporu sizlere sunarak büyük bir iş yükünden işletmenizi kurtaracaktır. Şubeler alanından şube seçebilir veya tüm şubeleri toplu olarak görüntüleyebilirsiniz. Banka alanındaki kutucuğa tıkladığımızda banka analizi raporu karşımıza çıkmaktadır. Daha sonrasında ilgili ayın kutucuğuna bir kere tıkladığımızda hangi bankadan hangi işlemlerin yapıldığı detayına ulaşabiliriz. Yine bunun gibi her bir alandaki kutucuğa tıklayarak yapılan işlemlerin detayını ay ay görüntüleme imkanına sahibiz. İşletme analizi raporu da genel olarak bu şekildeydi.